Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bi'adet zerratil kainat ve mürekkebatiha. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Cümleten hoş geldiniz. İnşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz bu hafta. Hatırlayacağınız üzere 17. mektuba geçmiştik geçtiğimiz hafta. 17. mektup Çocuk Taziyenamesi ismiyle isimlendirilmiş. Normalde 25. lemanın devamı olduğu ifade edilen, yani Hastalar Risalesi'nin devamı olduğu ifade edilen bir metin. 16. mektuptan sonra, yani siyasetin çalışıldığı o meşhur 40 haftalık metinden sonra eklenmiş, gelmiş bir metin. Çocuk Taziyenamesi. Geçen hafta bu konuya giriş yaptık. Çeşitli sorular sorduk. Seyyid Nursi neden 17. mektuba Çocuk Taziyenamesi'ni koydu? Neden siyasetten sonra böyle bir metin yerleştirdi? Bunun anlamı ne olabilir acaba diye mesela bir tane soru sorduk. Bunun haricinde bu metnin başında bir takım ayetler var. Bismi Subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi ve beşşiris sabirin ellezine izâ ashâbetun musîbetun kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Sadakallâhu'l-azîm. Bu ayetleri gündeme getirdik. Bu ayetlerin ne anlam ifade ettiğini burada, bu ayetleri neden seçtiğini konuştuk. Yani neden seçmiş olabileceğini konuştuk. Kendimizce şu ana kadarki birikimimiz, usul birikimimiz ölçüsünde bu ayetlerden hareketle biz bu konuya nasıl yaklaşırdık diye böyle bir beyin fırtınası yapmış olduk. Birlikte düşündük. Acaba şöyle mi, acaba şöyle mi diye. Çok güzel geçti benim açımdan. Yani acaba bir miktar girsem mi diye de düşünmüyor değilim. Neyse, kavramlar gündeme geldi. Bu metnin en başında gündeme getirilen çok temel kavramlar, sabır gibi, musibet gibi, yeis gibi kavramlar gündeme geldi. Geçen hafta metne böyle bir giriş yapmış olduk. Ben bu metne Çocuk Taziyenamesi demiş Said Nursi. Ben geçen hafta anladığım kadarıyla bu metin daha böyle umumi bir, yani daha soyut bir isimle isimlendirilecek olsa ben herhalde şöyle derdik diye kendimce bir not çıkarmıştım. Nerede unuttum şu an, onu bulamadım bir an. Aklımda kaldığı kadarını söyleyeyim. Bu metin bence musibetle başa çıkma rehberi gibi görünüyor bana. Yani tabii bu ne kadar doğru bir ifade bilmiyorum. Böyle çok böyle üzerine düşündüğüm bir ifade değil de. Yani insanın başına bir musibet geldiğinde, ki bu musibetlerin tahmin edilebilecek herhalde en ağırlarından bir tanesi, belki de en ağırı, insanın kendi evladını kaybetmesidir bu dünyada. Bu ne denir Türkçe'de, tam hatırlayamıyorum. İşte durum çalışması mı denir? Case study deniyor İngilizce'de. Yani bu durum üzerinden insanın musibetle nasıl başa çıkabilir? Vaka incelemesiymiş, Allah razı olsun. Vaka incelemesi üzerinden insanın musibetle nasıl başa çıkabileceğini biz aslında çalışıyoruz. Yani Said Nursi çocuğun vefatı gibi çok ağır bir musibette olaya nasıl yaklaşıyor? Hangi kavramları gündeme getiriyor? Nereden başlıyor? Nereden tutuyor? Hangi ayetlere başvuruyor? Aslında ben bunu çalışıyoruz diye anladım geçen hafta yaptığımız okumalar neticesinde. Bu anlamda sabır kavramı ve musibet kavramının gündeme gelmesi yine çok keyif vericiydi. Ondan sonra kazaya rıza, kadere teslim ifadelerinin İslamiyet'in bir şiarı olması ne demektir? Bu konuları birazcık konuştuk. Merak edenler, tekrar etmek isteyenler olursa, ilgilenenler olursa bir önceki haftanın ses kaydına başvurabilir. Çok da içine girmemiz lazım zaten. Şu kadarlık bir giriş bile 5 dakika etti. Çok da fazla zaman kaybetmeyelim. Ben tekrardan baştan alıyorum. İnşallah aklınıza takılan noktaları kaydetmeye, not almaya çalışın. Birlikte metne sorular sormaya devam edelim. Ben şimdi metnin en başından gireceğim. Birinci noktaya kadar bir okuyacağım. Sonra devam edeceğim birinci noktadan. Bu hafta birinci noktadan başlamayı düşünüyorum. Ama eğer bir saniye, şurada dikkat çekilmesi gereken bir kavram var ve bu kavram, bu çalışmanın yapılabilmesi, bu sonuçlara ulaşılabilmesi için çok temel bir vazife görüyor dediğiniz bir şey olursa ya da aklınıza takılan başka bir soru olursa lütfen çekinmeden hemen yazın, hemen söyleyin, söz alın. Bunları değerlendirelim beraber. Evet, tekrardan 17. mektup
25. lemanın zeyli, çocuk taziye namesi, bismihi subhanehu, yok bismihi ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdi. Evet, buraları hatırlayacaksınız. Geçen hafta bir arkadaşımızın güzel bir tarifi vardı burada. Said Nursi'nin düşüncesinin temellerini oluşturmuş kainat tanımı, yaratıcı tanımı, vahiy tanımı, resul tanımı gibi birçok tanımları bu ayetten aldığını düşündüğünü söylemişti. Hatta bu ayetin Risale-i Nur'da en fazla geçen ayet olduğunu da ifade etmişti. Bu anlamda bu tarz metinlere başlarken sürekli bu ayeti gündeme getirmesinin bir anlam gereği olduğunu ifade etmişti. Ben çok istifade etmiştim. Onu da hatırlatayım dedim. Aziz ahiret kardeşim, Hafız Halid Efendi, Bismillahirrahmanirrahim ve Beşir Sabirin, yani sabredenleri müjdele. Burada sabır kavramını konuşmuştuk. Sabır kavramıyla alakalı çeşitli teklifler, tanım teklifleri yapılmıştı. Yani insana sevdirilmeyen hallerde Esma'yı aktif olarak okuma çalışması, yani pasif bir bekleyiş değil, özür dileyici bir tavır değil. Aksine aktif bir şekilde Esma okuması yapmak, sadece sevdirilmeyen hallerde okuma yapmak diye böyle bir yorum getirmişti. Hatta sonra başka bir arkadaşımız, ya sabır aslında sadece sevdirilmeyen hallerde değil, insanın sevdiği hallerde de sabır çok önemli bir kavram. O hallere de sabır gösterilmesi gerekiyor. Sadece farklı bir boyut kazanıyor sabır diye bu kavramı hatta genişletmişti. Onu da hatırlayalım. O sabredenleri müjdele. Yani o sabredenler derken tekrardan öyle kenarda köşede durup pasif bekleyenleri değil. O sıkıntı halinde ya da farklı haller de olabilir. Mutluluk, keyif hali de olabilir. Orada Rabbi ile aktif bir şekilde iletişim hale geçmeye çalışanları, eğitimi, terbiyeyi almaya çalışanları, Esma'yı okumaya çalışanları şeklinde herhalde izah edilebilir bu ifade, sabredenler ifadesi. Onları müjdele. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ Onlar ki onlara bir onlara isabet ettiğinde, musibetün, musibet isabet ettiğinde ki musibet kelimesinin yine bizatihi kendisi içinde bir kasıt barındırdığını konuşmuştuk. Yani musibet bizzat kastedilerek sana gelir. Öyle rastgele olan şeyler değildir. Aktif bir terbiye ilişkisi içerir. Aktif bir terbiye kastı içerir diye gündeme gelmişti. Çok önemli olduğu için hatırlatıyorum. Onlara musibet geldiğinde kalu derler. Yine hemen böyle şöyle bir teklif yapılmıştı geçen hafta çok istifade ettiğim. Derler derken onlar başkasına derler değil. Yani işte arkadaşınızın amcası öldü. Arkadaşınıza inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyin anlamında ibaret değil diyelim en azından. Yani bunu da tamamen dışlamayacak şekilde. Ama derler dediğinde kendisine der, ruhuna der, kalbine der. Kendini ikna etmek için bunu söyler. Bak böyle düşünmen lazım der. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun derler. Kime der? Mesela kendisine derse bir saniye sen neye üzülüyorsun? Sen zaten kendin değilsin ki. Sen Allah'ınsın. Allah'a aitsin. Seni burada var eden sen olmadığını gözlemlemiyor musun? Görmüyor musun? Sen nasıl geldin buraya? Nasıl yaşamını devam ettiriyorsun? Yani dünyaya gelmeni ve yaşamını devam ettirmeni sağlayan sen olmadığın gibi ölüm kendi kendine oluyor olabilir mi? Şeklinde bir okuma biçimi teklif eder bu ayet diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun derler onlar. Yani biz Allah'ınız, Allah'a aidiz. Yani Allah'ın var etmesiyle varız. Daimi olarak bu şekilde var ediliyoruz. Kendi başımıza bizatihi bir varlığımız yok. Kendimize malik değiliz. Vesaire vesaire uzatılabilir. Ama çok temel bir vurgu idi. Allah razı olsun. Onlar böyle derler. Ve ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ve ona döneceğiz. Buradaki döneceğiz ifadesinde böyle fiziksel bir gidiş geliş şeklinde değil. Yani şimdi gittik dünyadayız, uzaktayız. Bir 50 yıl sonra artık tekrardan Rabbimize geri döneceğiz. Şu an ondan uzaktayız gibi değil. Daha temel bir anlamda biz her an onun yaratmasıyla varız ve dolayısıyla yüzümüzü ona dönmemiz lazım. Onun terbiyesine, onun eğitimine, eğitim teklifine girmemiz gerekir anlamındaki. Yani böyle de anlaşılabilecek sadece. Bundan ibaret değildir muhakkak. Anlamlardan bir anlamı olsa gerek diye ifade edelim. Böyle bir okumaya girerler. Yani tekrardan kısaca bir cümleyle özetleyecek olursak musibet geldiğinde dururlar ve derler ki biz zaten kendimize ait değiliz. Biz var ediliyoruz. Öyleyse ölüm de memat da bir aktif var ediliştir ve biz bu noktada Rabbimize döneriz gibi böyle benim kendimce ifade etmiş olayım. Böyle bir çerçevede bu ayeti çalıştık geçen hafta ki bence bayağı da bir ikna edici bir çerçeve sunuyor bu ayete şu ana kadar yaptığımız okuma. Hatta ben geçen hafta şöyle demiştim.
biz eteğimiz dikilir bir dökelim bakalım. Biz nasıl okuruz? Biz böyle yani bu ayetlerden çocuğun ölümü üzerinden konuya nasıl yaklaşabiliriz? Biz kendi birikimimizle şu anda diye bir hatırlayacaksınızdır. Böyle bir şey gündeme getirmiştim ve herkes Allah razı olsun çok aktif bir şekilde katılarak böyle bir çerçeve ortaya çıkmıştı. Şimdi bu hafta biraz daha peki bu bizim çok sevdiğimiz bu metnin yazarı Said Nursi diye bir zat, kişi. O ne diyor acaba? O nasıl bakıyor bu olaya? Çünkü daha önce daha farklı baktığını defalarca tecrübe ettik. Bu noktada bakalım bugün ne yakalayabiliriz diye onun da Kur'an'dan istimdadı ile yaptığı bu çalışmadan istifade etmeye çalışalım şimdi. Kardeşim, çocuğun vefatı beni müteessir etti. Çok önemli bir vurguydu insani ilişki açısından. Yani üzülüyor. Evet, yani sadece bunları Allah yaratıyor demek değil. Önce insani bir ilişki içine giriyor. Fakat el-hukmu lillah, kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyet'in bir şiarıdır. Az önce gündeme getirdiğimiz ifadelerden birisi. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhumu da size zahire-i ahiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek 5 noktayı beyan ederiz. Geçen hafta çalıştığımız metin buydu. Ben sadece bu hafta tekrardan bakarken müjde ve teselli kavramları bir daha bir dikkatimi çekti. Geçen hafta bunlara ne kadar girdiğimizi tam hatırlayamadım açıkçası. Yani müjde ve teselli kavramlarının sabır ilişkisi içinde olmamız gerektiği hallerde bilhassa, zorlandığımız zamanlarda bilhassa, Kur'an-ı Kerim'le olan ilişkimizi müjde ve teselli kavramları üzerinden. Yani insan en böyle sıkıldığı anda ya sıkılacak bir şey yok. Sen şöyle bak bakalım olaya bir de diyecek teklifi Kur'an-ı Kerim'den almaya çalışacak bir okumaya girmemiz gerekiyor şeklinde bir vurguyu hissettim. Onu da paylaşayım dedim. Belki farklı bir yorum gelebilir diye. Şimdi tekrardan giriyorum. Eğer bir soru yoksa, şu kelime bize şöyle bir anlam teklifi yapıyor diyen bir yorum yoksa. Var mı? El kaldırabilirsiniz hemen. Hemen öyle hızlıca geçme canım. Bekle biraz diyebilirsiniz. Hemen bekliyorum. Varsa hemen buyurun. Açılması gereken tabirler diye hemen ilişkisinden bir ifade geldi. Allah razı olsun. Aşılması gereken tabirler. Sabr-ı cemil, zahire-i ahiret, merhumun şefaatçi olması. Bir de sözüm adeta dedi ki ya Yakup'cum sen ne yapıyorsun, daha çok konuşacağımız bu konu var burada. Böyle hemen geçmek yok dedi. Allah razı olsun. Peki güzel, hemen tekrardan metne geri dönelim. Sabr-ı cemil, yani sabır kavramı üzerine konuştuk ama burada sabr-ı cemil diye başka bir vurgu daha var. Yani cemil benim bildiğim kadarıyla latif, güzel anlamına geliyor. Yanlış bilmiyorsam. Güzel sabır ne demek ki? Bu bize farklı olarak sabırdan başka olarak hangi anlamı çağrıştırıyor ki? Uğur hatta demiş ki cemil olmayan sabır ne ki? Yani cemilin tam zıttı kelime nedir bilmiyorum ama aklına gelen varsa hemen paylaşabilir. Sabrı cemil. Cemil olmayan sabır. Var mı böyle bir şey? Güzel sabır, güzel olmayan sabır ya da ne olabilir bilmiyorum. Ama bu kelime bize ne diyor? Dedi İlyasuz'un. Ben de aslında merak ediyorum. İlyasuz'un zoraki katlanmak. Yani şöyle mi? Hemen sözü de alabilirsiniz. Ben de hemen yorum yapayım yaptığınız yorum üzerine. Geçen hafta hani böyle apolojitik dendi. Yani özür dileyici mi? Özür dileyici bir tavır takınacak sabır değil de. Yani neyse bekliyoruz işte şimdi. Hani yine geçen hafta bir arkadaş demişti ya. Nasıldı? İşte yukarıdakine de söz geçiremiyoruz şeklinde bir ifade değil de aktif bir tavır demiştik. Zoraki katlanmak ifadesi mi burada kastedilmiyor dediniz. Yani açabilirsiniz. Ha, eliniz havadayım zaten. Tamam, buyurun. Evet, yani çirkinimiz sabırlar dedi ya Uğur haklı olarak. Bu cemil kelimesini burada devam eden ifadeler biraz açıklıyor gibi geldi bana. Yani öyle bir sabır ki o sabır aynı zamanda kişiye böyle acı verici bir olay sonrasında zahiri ahiret oluyor. Ahiret için yardım edici bir fonksiyon görüyor. Bir anlamda şefaatçi kılıyor kaybettiği insanı kendisine. Ki bunları biraz sonra sanırım konuşacağız. Dolayısıyla bu sabır, böyle bir sabır, yani bu istirca deniyor ya inna lillahi inna ileyhi raciun ayetine. Bunun hakikatine ulaşarak, yani ben kendime malik değilim, ben kendim var olmadım, ben kendim yaşamıyorum, evladım da kendiliğinden var olmadı, şu zamana kadar yaşadı, o da kendiliğinden yaşamadı. Dolayısıyla yaratan var, yaşatan var diye temellendirerek, vicdani olarak, kalbi olarak, akli olarak temellendirerek
tasdik edilen bir iman, böyle bu olay karşısında yaratıcının hükmüne oyun eğerek, fakat bu yönleri de düşünerek sıradan bir katlanma, zorafi bir katlanma değil, cemil vasfı taşıyan, buna başta güzellikler kazandıran, bâfi güzellikler kazandıran, ebedi güzellikler kazandıran, ruhunda teselli çiçekleri açtıran diyelim, bir mahiyete dönüşür. Dolayısıyla sabr-ı cemili de biraz böyle anlamak istiyorum. Allah razı olsun. Güzel bir başlangıç oldu. Hatta benim de dünyamda şöyle bir anlamı canlandırdı. Yani şimdi insan musibetle ilk karşılaştığında, hele de ağır bir musibetse, bu örnekte çalışıldığı gibi, böyle vücudun her tarafı sıkılıyor gibi oluyor. Çok böyle bir stres altına giriyor. Çok böyle bir, çok güçlü bir duygu içerisine giriyor. Ama orada anlamlı bir çerçeve çıktığında, oradan bir anlam devşirildiğinde ve o anlam eğer sizin içinizi de ısıtan bir anlamsa, sizin en temel problemlerinize çözüm sunan ve sizin eğitim içerisinde olduğunuzu gösteren ve hatta bu eğitimle bir yere geldiğinizi, yani bir adım attığınızı, ikinci sınıfa, üçüncü sınıfa geçtiğinizi, mesafe kat ettiğinizi gösteren de bir eğitimse, bu ilişkiye girebiliyorsanız orada bir cemal ortaya çıkıyor. Orada bir güzellik ortaya çıkıyor. Yani zoraki katlanıyor, neyse geçsin artık, duygunuz azaldığında artık kurtulmuş olacağız ya da azalınca dayanabileceğiz şeklinde değil de, o güçlü duygunun çok güçlü bir şekilde anlama dönüşmesi şeklinde bir anlamı çağrıştırdı benim dünyamda yaptığımız tarifte. Benim için yeni oldu, güzel oldu. Ali Mermer uzun bir yorum yapmış. Biz Ali Mermer'in uzun yorum yapmasına alışkın değiliz. Eğer eli, mavi eli müsaitse bekleriz. Kaldırdı mı acaba? Yoksa gitti mi bir anda? Buyurun. Buyurun. Yazdığımı okuyayım. Önce sabır kelimesi kök anlamı itibariyle bağ kurmak, bağlamak. Bir şeyi, mesela deveyi bir yere bağlarsın ya, onun gibi anlamlara geliyor. Buradan ben şöyle bir şey anladım. Bir olay karşısında sabırlı olmak demek, yani o olayın kaynağına bağlanmak, dönmek, ona bağlanmak, o kaynağı tanımak, maksadı o kaynak bağlamında değerlendirmek. Yani bu olayın varlık maksadını o kaynak bağlamında değerlendirmek. O kaynak kainatın Rabbi ise, eğer bunu kavrayabilirsem ve ben de onun yarattığı bir insan isem, bu gerçeği ile, yani onun yaratıcının, kainatın yaratıcısı ve benim yaratılmışlık gerçeği bağlamında bu olayın maksadını değerlendirmem gerekiyor. Dolayısıyla bir olay olduğunda, hani olayla ben ilişkisinden çıkmak, olayla benim olayın varlık kaynağı arasındaki ilişkiye geçmeye sabır diyorum ben. Peki sabr cemile ne diyorsunuz? İşte sabır bu şekilde uygulanırsa, yoksa İlyas'ın dediği gibi, eğer sabır bu şekilde değil de tahammül etmek, yani ne yapalım işte, geldi çekeceğiz, veya senin dediğin gibi, sen çekinerek konuştun böyle şeyler, ben öyle çekinerek konuşmam. Yukarıdakine laf anlatamıyoruz ki, bizi de dinlemiyor zaten. Kavrayışıyla, anlayışıyla olaya yaklaşırsak ezilir, büzülürüz. İnsaniyetimizin keremle yaratılmış olan, honorable yaratılmış olan, onurlu olarak yaratılmış olan insaniyetimize çok ters düşen, için kin dolu bir bekleyiş. Bunun sonu ne zaman gelecek diye. O da işte herhalde sabr-ı cemil yerine sabr-ı kabih olur. kötü sabır olur. Evet, o sabır değildir, kahır çekmek. Anladım. Aslında sabr-ı cemil ifadesi doğru sabrı tarif eden bir ifade. Yani sabırdan ayrılan bir şey değil de, belki sabrın kültürel olarak anlayışı, nasıl anlaşıldığının altını çizen bir ifade. Bu anlamda ben öyle anladım şimdi şu an sizin yaptığınız konuşmadan. Tabii enteresan da bir şey yani bu. Çünkü yani genelde o özür dileyici sabır anlayışlarında, sanki aslında geçen hafta dikkat çekildi buna, tekrardan altını çizmek istiyorum. Yani yaratıcı, hadi şey demeyelim, yani istemedi de yaptı demeyelim de, yani çok da gönlü yoktu ama bir taraftan da böyle bize de sıkıntı veriyor. Ya da yani her şeyi aslında
Bir saniye özür diliyorum. Özür diliyorum. Şey diyordum. Yani Cenab-ı Hak'la olan ilişkide yani sanki böyle işin altından kalkamıyormuş. Ne yaptığını da tam bilmiyormuş haşa gibi böyle bir anlayış var o ilişki biçiminde. Hayır, tam tersine yani daha önceki tecrübelerimizden hareketle bütün kainatı rahmetiyle yaratan, bizim sürekli rahmet ilişkisi içerisine girdiğimiz bir yaratıcı tecrübemiz varsa bunu da bana bizatihi rahmeti gereği, terbiyesi gereği yapıyordur ilişkisine girmenin adı sabr-ı cemil, aslında sabır şeklinde tarif ediliyor diye özetleyebilirim kendime. Tekrardan söz istediniz, buyurun. Ya Yakup'cum, kusura bakma da tekrar girme ihtiyacı hissettim. Çünkü konunun hedeflendiği nokta kaydı gibi gördük. Bu Hemen buyurun lütfen. yaratıcının rahmetli oluşunu falan peşinen kabul ettiğimiz için bu şekilde her zaman söylenildiği gibi burada vurgulanmakta fayda var. Yani yaratıcı açısından hiçbir tahlil yapamayız. Yapılan tahlillerin hepsi spekülasyon, ileriye gitmez. Onun için ben olaya bakıyorum şimdi. Olay bana mesela, ben yaşadığım hali anlatıyorum. Hastayım. Yani ne güzel gidiyordu gençlik ama bunu aldın benden. Ne yapıyorsun sen? Zulüm mü ediyorsun? Bana işkence mi çektiriyorsun? Hayat verdin, güzeldi. Kimsen sen? Öyle konuşur insanlar. Veya dil olarak söyleyemezse, Türkiye'de böyle konuşamazsın da. Ama insan içinden böyle konuşur. Kim, yani beni hem hayat verdin hem de şimdi gelip öldürüyorsun diye. Ne biçim bir yani bu dünyanın böyle bir varlık kaynağı var. Garip şeyler oluyor burada diye. Ama insan biraz daha insaflı düşünürse, mesela doğumuna baksa, gelişmesine baksa, bakımına baksa, bebekken ki, çocukken ki, anne babayı görevlendirmesi, şimdi dedenene de var. Onlar için eski dedene de ölürdü eskiden. Şimdi ölmüyoruz da. Ben de dedeyim de ölmüyorum bak. Bekliyorlar öyle. Ölsün de malı mülkü varsa bize kalsın diye bekliyorlar. Her neyse, tabii havalarını alırlar. Evet. Bunlar şaka ama aynı zamanda belli bir hakikati de yansıtıyor. 4-5 kişi birden bakımına bakıyor bir bebeğin. Düşün, bunları düşününce insan işte gençlikteki sıhhati falan, olumlu yaratılışları düşününce, varlıkları düşününce, yaratılışta belli bir kabule dayalı bir kelime olduğu için kullanmaktan çekiniyorum. Olumlu varoluşlar, varlıklar düşününce, bir de en önemlisi bu. Ben hasta oluyorum, gençliği seviyorum, hastalığı sevmiyorum. Bu duyguyu veren de beni yaratandır. Bu nokta hiç kaçmayacak. Bir şeyi sevmediğim zaman onu sevmeme duygusunu veren de beni kim yarattıysa, kim sonunda öldürüyorsa işte o veriyor bana. Sevmeyeceksin bunu. Ölümü de sevmeyeceksin. Hem sevmeyeceğim hem niye yaratıyorsun ya? Aa, işte o zaman ya bana sevdirtmediğine göre, ben de sevme, ölümü sevmeme, hastalığı sevmeme duygusu var. Hayatı, gençliği sevme duygusu var. Bu duyguları bana verdiğine göre, bir de onun tersini yaptığına göre, ya bu yaratıcı manyağın teki, ben rahat konuşurum da bakmayın böyle. Hakaret ediyorum falan. Ya insan böyle düşünür kardeş. Ne saklıyoruz ki? Ya böyle ne yaptığını bilmeyen çok kişi öyle diyor, yaratıcı ya yok ya böyle kaprisli birisi diyorlar. Ya bunları yazıyorlar. Ne mertçe konuşmuyoruz? Evet, ya böyle kendini bilmez, ya insanı hem sevdiriyor hem işkence çektiriyor, kaprisli neyse ne diyorlarsa ona. Birisi zevk alıyor başkasına işkence vermekten. Ya öyle birisi, ya da bunların içinde, şimdi Risale'den kopya yapıyorum. Bu işlerin içinde başka işler var arkadaş. Bir şeyler söylüyor bana galiba diye baktığınızda olay çözülüyor. Niye? Bak, bu kainata bakıyorsun, hiç de yaratıcının manyak olduğuna dair bir işaret görülmüyor. Yalnız benimle olan ilişkisinde bir şeyler var, değişiklikler var. Ya böyle kainat çapında, evren çapında bir çarpıklık görünmüyor da yalnız benimle olan ilişkisinde görüldüğüne göre bana bir şeyler söylüyor. Yani çok basit, çok basit, herkesin bildiği bir örnekle, babam bana çok şefkatli ama bugün neyse kaşlarını çattı.
Neden? Bakıyorsunuz, düşünüyorsunuz ya, bir şey oldu, bir şey oldu bana. Çünkü babam her zaman şefkatli zaten. Yani annem de öyle, hatta fazla. Neden bana biraz bugün biraz sert konuştu falan? O zaman kendime bakmam gerekiyor. Ben bundan bir ders almam lazım demem gerekiyor. İşte o bağ kurunca insan bu anlamda burada sabrın, bu anlamlı bir iş, ben bundan anlam çıkartmam lazım demek olduğunu anlıyorum ben. İnşallah açıklayabilmişimdir. Kendim tecrübelerimle konuşacağım arkadaşlar. Yaratıcı katından hiçbir zaman konuşmaya hakkım yok. Onun için böyle Kur'an böyle söylüyor. Dolayısıyla Kur'an madem böyle söylüyor, ben şimdi bunu bir haklı çıkarayım diye yapılan konuşmalar insanları bağnaz durumuna düşürüyor, Kur'an'dan soğutuyor diğer insanlar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, bence sabır konusu yeteri kadar açıldı diye hissediyorum. Yani benim anlam çıkarabilmemdir diye özetlediniz sabır. Sıkıntılı hallerimde o bana yaratıcının mesajı olması gerek. Çünkü kainatta aksini gözlemlemediğimiz bir yaratılışla iç içeyiz. Öyleyse benim tecrübemdeki zahiri görünen anormallik olmaması lazım. Mantıken böyle olması lazım. Az önce benim şey demeye çalıştığım, daha önceki rahmet ilişkilerinden hareketle bu da rahmet ilişkisi olması, terbiye ilişkisi olması lazım diye demeye çalıştığım anlamda buna yakın bir şeydi. Devam edelim öyleyse. Sabr-ı Cemil ifadesini böyle açtık. Aslında Sabr-ı Cemil dedik. Sabrın doğru tarifini, yani sabır kavramı aslında zaten böyle tarif edilir Kur'an'da. Sadece Kur'an'daki tarif kültürel olarak öyle anlaşılmadığı için Sabr-ı Cemil kelimesiyle bu anlamı vurguluyorum bak dediğini anladık diyebiliriz herhalde. Peki o zaman ikinci sorusu ile sözümün. Zahiri ahiret ne demektir? Yani kaba çevirisini herhalde ahiret azığı diye çeviriyorlar ama zahire. Yani ben de çok aşina değilim bu kelimenin kullanımıyla. Herhalde bugün kullanılmıyor çok Türkçe'de. Tahmin ediyorum burada 70 yaşından büyük birkaç kişi var. Onlar belki aşinadır, bilmiyorum. Zahiri ahiret, ahiret azığı olması ne demek? Yani musibete, yani kazaya rıza, kadere teslim olursan eğer, musibete de sabr-ı cemille sabredersen, yani sabredersen aslında, o zaman bu merhum size zahire-i ahiret, ahiret azı olur. Bu şu mu demek? Ben hemen bir anlam çalışması, denemesi yapayım. Siz de deyin ki az önce Ali Mermer'in yaptığı gibi beni düzeltin. Ben de fark edeyim yanlış yaptığım yeri. Ben şöyle anladım. Şimdi insanın kul olması için kainatla, ya da kul olduğunun açığa çıkması için, kul olduğunun açığa çıktığı hallerin artması için kainatla ilişki içine girmesi gerekiyor. Yani sizin gerçekten şükredebilmeniz için mesela, sürekli verilen örnekler üzerinden gidersek belki, elmayı yemeniz gerekiyor. Elmayı yemeden şükredemiyor insan. Elma için şükredemiyor. Portakalı yemeden o rızık ilişkisinin farklı bir görünümüyle şükredemiyor. Ya da nefes aldığını fark ettiğinde hayatının var edildiğini fark ediyor ve onun üzerinden bir düşünceye giriyor. Ama duygularının da, yine az önce Ali Mermer'in tarif ettiği, vurguladığı şekliyle duygularımızın da var edildiğini anladığımızda, bu sefer başka insani bir özellik üzerinden bir şeye giriyoruz, bir eğitime girdiğimizi fark ediyoruz. Yani ne kadar fazla, ne kadar nitelikli, ne kadar nicelikli bir şekilde kainatla ilişki içine girersek ve orada o kadar fazla anlam devşirebilirsek, o kadar fazla Kur'an okuyabilirsek, o kadar fazla zahiremiz her nasıl okunuyorsa, ahiret zahiremiz oluyor elimizde. Ve şimdi konumuz çocuk taziyenamesi, çocuğun ölümü. Hafız Halid Efendi diye bir kişinin çocuğunun vefatı. Zor bir imtihan ya da imkan diyoruz bazen. Bu halde Cenab-ı Hak ile olan ilişkinin doğru kurulması niteliksel olarak çok güçlü bir zahire, çok güçlü bir ahiret gıdası. Yani ahireti, yani insanın anlam dünyasını, insanın Cenab-ı Hak'la olan kurduğu ilişkiyi çok güçlü bir şekilde kurdurabilecek bir vesile dedi diye anladım ben zahireyi ahiretten. Ne dersiniz? Sizce mantıklı mı böyle bir okuma? Bu sefer de böyle deneyelim. Şu an 34 kişi var odada. İlyas Üzüm eli kalktı. Ama bugün İlyas Üzüm ve Ali Mermer sürekli el kaldırıyor. Ben memnun olmadığımdan değil, memnun oluyorum ama daha farklı eller göremedim henüz. Onları da bekliyorum. Buyurun. Bu gerek zahiri ahiret, gerekse merhumun şefaatçi olması
Sabı Cemil gibi doğrudan doğruya bu olayı nasıl değerlendirmemiz, nasıl değerlendirdiğimizle alakalı gibi gözüküyor. Yani biz bu Hamim okulunda artık ben de alışmaya çalışıyorum. Şöyle görüyoruz. Biz bu dünyada yaşıyoruz. İnsani duygularımızla olaylara bakıyoruz, değerlendiriyoruz, sorguluyoruz ve sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer Hamim okulunun usulünü dikkate almazsam ben yani daha önce şöyle dedim buna. Eğer bir kimse çocuğunu kaybetmişse bunun karşılığında da kadere şikayette bulunmaz, sabır gösterirse Allah ona ahirete büyük sevap verecek ve o çocuk ona ahirete şefaatçi olacak. Böyle anlar. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyor değilim. Fakat şu dünyada yaşıyoruz. İnsani olarak ben bu olaylara bakıyorum ve bu Hamim okulundan diyeyim, almaya çalıştığım usulü bilgiler çerçevesinde ben de sizin gibi soru sorarak ifademi sonlandıracağım. Böyle düşünmeye çalışıyorum, doğru mu diye. Artık şöyle bakıyoruz. Yani eğer sizin çocuğunuz bir şekilde çocuğu veren tarafından alınmışsa ve siz böyle düşünüyorsanız, bu çocuk kendisi hayata gelmedi, ben bunu biliyorum. Birisi onu hayata getirdi, birisi onu yaşatıyordu. Bu çok açık benim açımdan. Ben bunun böyle olduğunu tasdik ediyorum. Bundan şüphe duymuyorum. O böyle hükmetti, aldı diyorsanız, bu düşünce size pek çok güzelliği, pek çok olumluluğu size hemen o olay vesilesiyle getiriyor ve katıyor size, kazandırıyor. Yani malikiyet meselesini düşünüyorsunuz, yaratıcıyı artık hem hayat veren hem hayatı alan, hani muhyi mümit diyoruz ya, o yönleriyle gözüme fark etme imkanı buluyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunlar sizin bu dünyada, dünya şartlarında puan hanenize tırnak içinde manevi anlamda yazılıyor ve şefaati de biz vesile diye en genel anlamda düşündüğümüz zaman olaya, böyle bir olaya, böyle bir tasdike dayalı, imana dayalı, varoluşsal zeminde diyoruz ya, varoluşsal zeminde bakarak değerlendirmeye ulaştığımızda o çocuk daha dünyadayken bize pek çok şeyi çağrıştıran, o çocuğun vefatı, pek çok şeyi hatırlatan, pek çok bakımdan bizi doğrudan varlık kaynağıyla buluşturan, varlık kaynağının değişik özelliklerini görmemize yol açan bir biçim, bir vesilelik vasfı taşıyor diye anladım. Ben de sizin gibi soru olarak söylüyorum. Bu anlayışım doğru mu diye teşekkür ediyorum. Evet, yani İlyas Üzüm'ün yaptığı açıklama benim yapmaya çalıştığım açıklamayı daha güzelleştirdi, genişletti. Ne diyorsunuz şu anda? Başka yorumlar ben hala bekliyorum. Yani sizce bu tarz bir anlama biçimi ne ifade ediyor? Anlamlı mı, mantıklı mı? Hemen bu konuları konuşurken Uğur'un bir yorum vardı. Onu okuyayım. Belki o da geliştirir konuştuğumuz konuyu. Zahiri ahiret 2.3'te, yani ben şöyle anlıyorum dediğini düşündüm. Başımıza gelen olayların kaynağını bulup sabrederek, onu kaynağına rapt ederek sonsuzlaştırmış olursak olayın ahirini de yaşamış oluruz. Yani olayın kaynağını bulup sonsuzlaştırmış olursak, yani bu sonsuz bir kaynaktan geliyor. Dolayısıyla ben bu zahiri kayıptan dolayı bir adem acısı yaşamak durumunda değilim. Bunun kaynağı sonsuz olduğu için bir problem yok şu anda. Şeklinde mi? Ben öyle anladım. Devam ediyor. Şu anda yaşarken hayatta başıma gelen hadisenin kaynağını bulduğumda olayın ahirini şimdi yaşamış olurum. Eğer bu kaynağı bulursam ahiri fark etmiş olurum ve onu şimdi yaşamış olurum. Yani ahireti şimdi yaşamış olurum. Böyle mi diyorsunuz? Anladığımı ben paylaşıyorum yaptığınız yorumdan. Eğer Allah razı olsun. Evet dedi. Evet. Bir yorum daha var. Demir'in. Kendi çocuklarımın ölümünü hayal ettim de nasıl ahiret azığı olur? Herhalde duygusal olarak çok güçlü bir şekilde bağlı olduğum varlıkları kaybetmek bu dünyanın ötesine kapı açar. İnsanın dünyasını diye hissettim. Çok güzel dediniz. Peki nasıl kapı açar? Aslında onu konuşmaya çalışıyoruz. Yani ahiret azığı ne demektir dedik, soru buydu. Siz çocuğun ölümü ahirete kapı açar dediniz ama nasıl açarı soruyoruz şu an tam olarak. Bence biraz daha açarsanız yorumunuzu daha da güzel olacak. Yani ben İlyas Üzüm'ün yaptığı şu vurgunun altını çizmek istiyorum. İnsan varlıkla çok farklı şekillerde iletişime geçiyor ve çok farklı anlamlar devşiriyor. Mesela çocuğunun ölümünü engelleyemeyen, çok istemesine rağmen, çok talep etmesine rağmen, diyelim ki bir hastane koridorunda çocuğunun ölümünü engelleyemeyen bir babanın, bir annenin yaşadığı acizlik duygusu herhalde tarif edilemez bir şey olsa gerek. Yani
çocuğun ölümü üzerinden yaşanan bu hal çok güçlü bir hal ve insanın ki bu dünyada en azından Kur'an genel hatlarıyla öyle tarif ediyor diye söyleyebiliriz diye düşünüyorum. İnsanın aczinin terbiyesidir bu dünya hayatının özeti. Aciz olduğun ve fakir olduğunun anlaşılması için var denilebilir bir anlamda. Mesela çocuğun ölümü üzerinden böyle bir aciz ilişkisine girmek bir zahiri ahirettir gibi geliyor bana. Bunun gibi ya da işte mesela çocuğuna olan sevgiyi kaybetmek. Yani yanlış bir ifade kullanıyorum. Nasıl diyebiliriz? Yani çocuğunu sevmesini seviyor insan bir taraftan. Çocuğuna olan sevgisinden büyük bir lezzet oluyor. Bunun kaybından korkabiliyor. Az önce Uğur'un yaptığı vurguyla bunun sonsuzluğunun farkına varılabilmesi eğer mümkün olursa bu çocuğun ölümünde bu insanın bir zahiresi olabiliyor gibi. Bilmiyorum, böyle basit örnekler vermeye çalışıyorum ki belki birileri şevke gelir ve yorum yapar. Demir'in iki yorumu var. Elinizi kaldırmıştınız az önce. Eğer elinizi yani müsaitseniz dinlemeyi tercih ederiz. Seviyoruz çünkü sizin sesinizi, yani sesleri duymayı seviyoruz bu arada. Ben sizin sesinizi duymadım henüz ama duymayı isterim. Şimdi ben okuyayım yorumu. İsterseniz kaldırın tekrardan. Kendi çocukluğumda onu okudum. Ebedi bir varlık ihtiyacının iliklerine kadar hissetmek hali gibi geldi bana. Ebedi bir varlık ihtiyacının iliklerine kadar hissetmek hali. Çocuğun ölümünde ben tam kuramıyorum şu an ilişkiyi ya. Bir daha okuyayım mı? Ya da elinizi de kaldırabilirsiniz. Kendi çocukluğumun ölümünü hayal ettim de nasıl ahiret azı olur? Herhalde duygusal olarak çok güçlü bir şekilde bağlı olduğum varlıkları kaybetmek. Yani hiç istemiyorum kaybetmeyi ama kaybediyorum. Tam bu anda ebedi bir varlık ihtiyacının çok sevdiğim ve kaybetmek istemediğim bu hal bana gösteriyor ki ben ebedi bir sevgi ilişkisine, ebedi bir varlığa ihtiyaç duyuyorum. Böyle bir azıklık da yapabilir diyor. Allah razı olsun, bu da farklı bir açılım. Ama herhalde çok fazla talep yok diye düşündüm bu kavram üzerine. Herhalde bu kadarlık yeter mi? Şeyma hemen bir soru paylaşmış. Allah razı olsun. Herhalde ilişkili olsa gerek. Şöyle bir soru sorabilir miyiz acaba? Bir insan neden çocuk ister? O istek duygusu ile başlıyor yolculuk diyebilir miyiz? Bu da enteresan. Bence çok hoş. Yani çocuğun bu dünyaya gelmeden önce istenmesi süreci ne anlam ifade ediyor? Eğer bunu yakalayabilirsek çocuğun kaybının ne anlam ifade ettiğini de görebiliriz dedi diye anladım ben Şeyma Hanım. Evet, yani var mı yorum teklifi olan? Bir insan neden çocuk ister? Ben size hemen evrimsel açıdan yapılan tarifi paylaşayım. Belki Ali Mermer hemen elini kaldırır ya da farklı arkadaşlar. Türünü devam ettirmek ister. Çünkü türünü devam ettirmek onun en temel içgüdüsüdür derler. Yani başka açıklamalar da vardır muhakkak. Neden çocuk ister bir insan? Evet, bu soru da havada. Eğer bu soruya da bir şey paylaşmak isteyen olursa lütfen buyursun. Son olarak İlyas Üzüm'ün yine gündeme getirdiği üçüncü kavram. Merhumun şefaatçi olması. Aslında konuşmasında ona biraz dokundu. Şefaatle alakalı geçtiğimiz herhalde haftalarda ben kelimeler grubunda da böyle bir müzakere olduğunu hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şefaatçi olmak ne demektir diye. Merhumun şefaatçi olması ne demektir diye. Hatta Hamim derslerinde de geçti diye de hatırlıyorum şefaat vurgusu biraz. Ben yine çok kısa bir özet yapayım. Eğer ekleme yapmak isteyen olursa lütfen buyursun. Ama bugün de bir durgunluk var kanalda. Tam giremedik mi acaba konuya? Tam da emin olamıyorum şu anda. Kimse konuşmayınca. Evet, Fatma'nın bir hemen Şeyma'nın sorusuna yaptığı yorum var. Yaşlandığında kendisine baksın diye insan çocuk ister diye esprili bir paylaşım yaptı. Türkiye'deki genel mantık buydu ama artık değişiyor sanırım diye. Evet. Olabilir. Yani ben çok duydum bunu. Hak veriyorum. Evet. Ali Osman Sarı'nın bir yorumu var. Buyurun Ali Osman Sarı. Ben şöyle düşünüyorum. Hani insan bekayı ister, bu fıtridir. Ama kendi ömrü malum şu kadar veya bu kadar 50-70-100 yıl. Öyleyse çocuk istemesinin bir sebebi çocuğun da bekasının devamını arzu etmek gibi olabilir diyorum. Kendi ömrünün devamını çocuğunun ömrünün devamıyla istiyor gibi geliyor bana. Yani şey mi diyorsunuz, ben öyle anladım. Bir şekilde var olmaya devam edeceğini düşünüyor çocuğun varlığıyla. Evet, var olmayı bir istemenin bir çeşidi gibi düşünüyorum. Allah razı olsun. Devam edecek misiniz? Mikrofon açık hala, ben kapatabilirim. Tamam. Evet, Allah razı olsun. Yani insanın bir şekilde varlığına devam etmek isteyişi diye
paylaştı Ali Osman Sarı. Demir de hemen arkasından yani gene insanın ebed ihtiyacına çıkıyor karşı, ebed ihtiyacı çıkıyor karşımıza diye. Evet, böyle bir damar oluştu. Yani insan neden çocuk ister? Çünkü bekayı ister. Bir şekilde baki, yani bir şekilde varlığına devam etmek ister. Varlığının devam etmesini ister. Zayıf bir gölge de olsa, bir DNA parçası da olsa, bir hatıra da olsa, ben biraz böyle romantize edeyim, varlığının bir şekilde devam etmesini ister diye. Üçüncü bir yorum var Dilek Hanım'dan. İçerisinde bulunduğu aileye daha sıkı bağlarla bağlanabilmek için insan çocuğunun olmasını ister. Kendisine ve hayat arkadaşına benzeyen bu bir meyveyi bu dünyaya armağan etmek, kendisi de bu his ile mükemmele erişeceğini düşünmek. Yani şey mi, benim daha önceden tecrübe ettiğim bir duygu var, acaba onunla mı benzeşiyor diye size sorayım. İçimde bir boşluk var, bir şeyler eksik kalıyor, hissediyorum. Benim anlamım bu olmasa gerek bu dünyada diyorum. ve çocuğun bu boşluğu dolduracağını düşünüyorum. Yani böyle şeyleri daha önce duyduğum için. Yani çocuğun insanın gerçek anlamını, varlık anlamını karşılayacağını düşünen bir yorum var. Ona benzettim. Acaba o mu yoksa farklı mı? Eğer farklıysa biraz daha açabilirsiniz. Gündeme getirelim. Şimdi birkaç yorum oldu. Şakayla karışık da olsa mesela güzel şeyler de oldu. Yani insanın çocuk sahibi olmak isteyişinin arkasındaki sahip ne ola ki öldüğünde niye böyle bir hale giriyor diye. Peki yani bu yapılan yorumlar bize ne söyler? Onlar üzerine de biraz düşünelim. Yani insanın çocuk sahibi olma isteği, çocuğunu kaybettiğinde yaşadığı süreçte süreç hakkında ne söyler? Bunu da düşünelim. Ben geriye dönüyorum. Şefaatçi, merhumun şefaatçi olması vurgusuna. Benim şu andaki birikimimle, şu ana kadarki kavramsal şemamla bu bana şunu söylüyor. Hemen sınamak için size paylaşayım. Şefaatçi olmak demek benim şu anda kadar anladığım kadarıyla bu dünyadaki hayat bitiyor. Bu dünyada herhangi bir şekilde o şefaat edecek şeyle bir ilişki kurmuyorsunuz. Ama o şefaat edecek kişi ya da şey her neyse sizi diğer tarafta cehennemden kurtarıyor ya da cennette daha yüksek bir mertebeye çıkarıyor değil. Benim anladığım kadarıyla şu ana kadarki birikimimle şefaat demek bu dünyada o şeyle, o kişiyle bir ilişki kuruyorsunuz ve bu ilişki yaratıcısıyla kurulan bir ilişki oluyor. Az önce Ali Mermer ona çocuk ve şey ben ve çocuğun ölümü arasında ilişki kurmuyorum artık. Ben çocuğum ölümü ve onu yaratan arasında bir bağ kuruyorum. Sabrı bu tarif ediyor demişti. Bu ilişkiyi kurduğunuz anda çocuk sizi yaratıcıya götüren, yaratıcıyı tanıttıran bir şefaatçi oluyor. Yani sizi bir mesafe ileri götürüyor. Sizi marifetullah açısından, Cenab-ı Hakk'ı tanıma açısından farklı bir boyutla tanıştırıyor. Bu tam olarak bu dünyada yaşanan formu ahirette ya da işte ahiret dediğimiz şey, tabii burada bu dünyadaki anlam ilişkisi açısından konuşmuyorum. Bizatihi o ölümden sonraki hali tarif eden anlamıyla oradaki görünüme diyoruz diye anlıyorum ben şefaat. Ama bilmiyorum, belki de yanlış. Hemen bekliyorum yorumlarınızı. Yani bu anlamda merhumun şefaatçi olması demek o ölümü anlamlı bir şekilde okuyabiliriz. O ölüm sana bu dünyanın fani olduğunu, insanın sevgi arayışının mutlak olduğunu, insanın sevdiklerini ebediyen sevmeyi ve sevilmeyi istediğini, şefkat ilişkisini böyle kurmak istediğini ama bunu kendi başına bizatihi olarak yapamadığını, var edemediğini öğretir. Eğer çocuğun ölümünü bu anlamları ve bunlar gibi daha belki onlarca, belki yüzlerce ve belki binlerce anlamı anlamak için bir aracı kılarsan o çocuğu sen kendine şefaatçi yapmış olursun. Bana böyle geliyor. Ama herhalde bir itiraz da görmüyorum şu anda. Bu doğru bir okuma diye mi anlamalıyım? Ne dersiniz? Yani mantıklı geliyor mu size diye sorayım. 3 tane yorum var. Onları okuyayım. Fatma, inançsız bir sanatçıdan bir röportajda şunu duymuştum. Çocuğumla ben yok olmuş olmayacağım. Bendeki özellikler onunla devam edecek. Evet, yani ben bunun daha ileri boyutlarını da duydum. Yani ama neyse şu an oraya girmeyeyim ama demek istediğinizi anladım. Yani çocuk insanın ölmeme, yok olmama, o ölüm tarifi içerisindeki karşılığıyla yok olmama çabasının bir tezahürü olarak anlaşılıyor bazı insanlar tarafından ya da kimi zaman bizim tarafımızdan böyle anlaşılıyor olabilir diye okuyorum yorumunuzu. Ağabey,
sabr-ı cemili konuştuğumuz bağlamda 5. noktada tam olarak eline alınıyor. Allah razı olsun. Ben oraya girmedim. Oraya geldiği zaman mı konuşuruz? Belki de buraya atıf yaparız oraya geldiği zaman. Direkt orası da okunup başlanabilir. Yoksa sorumuz orada tam cevabını bulacak. Allah razı olsun. Bu hatırlatma iyi oldu. Bence oraya geldiğimizde burada konuştuklarımızı tekrardan hatırlayalım ve orada devam edelim diye düşünüyorum. Dilek, evet bir yönden böyle, bir yönden de kendi kabiliyetlerini kendisi gibi bir başka insanda konumlandırmak. Fatma'nın yaptığı yorumla herhalde aynı istikamette. Dünyaya gelmesine sebep olduğu insanı yetiştirme saadetine erebilmek. Yani çocukla yetiştirme saadetine erebilmek. Yani çocuğun büyümesi süreçlerine şahit olmak. Orada çok farklı okumalar var gerçekten. Şu an ben o sürecin içerisinde olduğum için bu dediğinizi bununla bağlantı kurabiliyorum. Bu aslında yani çocuğun size çok müthiş bir öğreticiliği, terbiye ediciliği var. Bu anlamda bu saadete erişebilmek. Kısaca kendindeki yaratılış özelliklerini yine kendinden meydana gelen bir canlıda görmeyi arzu etmek olabilir diyorsunuz. Allah razı olsun. Emare, insan ruhu kendine yakın bir ruh arar hep. Hatta son dönemlerde bir çocuğun mesuliyeti ağır geldiği için bu sefer yakınında bir hayvan bulundurmayı istiyor. Evet, insan sürekli görünmek, gözlemlenmek, gözlemek, görmek istiyor. Bu kimi zaman çocukla, kimi zaman ise hayvan arkadaşlarla oluyor diyorsunuz. Ben bunu da kendi dünyamda, etrafımda gözlemleyebiliyorum. Yani bu anlamda çocuğun ne anlam ifade ettiğini sormuştu Şeyma. Ben şimdi tekrar ona geri döneyim. Arkadaşlar güzel teklifler yaptılar. Çocuk insanın ebedi arzulayışının sembolüdür. İnsan onunla sevmeyi ve sevilmeyi görmek ister ve çok yakın bir ilişki içerisine geçmek ister. Kendi eksikliklerini, boşluklarını, duygusal boşluklarını böyle tamamlamak ister diye yorumlar yaptılar. Daha fazla da şeyler de söylediler de özet olarak. Peki o zaman Şeyma bu sana ne diyor? Yani çocuk sahibi olmak isteyişin arkasında bunlar varsa çocuğun vefatı bunların yok oluşu anlamına mı geliyor? Yani oraya mı bağlamak istedin? Eğer yorum yapabilirsen çok memnun olurum. Yani kastını daha iyi anlamış oluruz anlamında söylüyorum. Evet, şimdi az önceki şefaat tarifini de yaptım ve kimse itiraz etmediğine göre, Ali Mermer de itiraz etmediğine göre ben herhalde bir yerlerden yakalamışız diye düşünüyorum. Ekstra bir yorum da gelmediğine göre gireyim mi artık o zaman birinci noktaya? Kesici itiraz ediyorum. Buyurun, çok memnun olurum. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur, sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek, çocukla görüştürecek. Şu şartla ki padişaha emniyetin ve itaatin varsa. Şunu mu diyorsunuz? Yani bu ifade, bu metin açıkça gösteriyor ki ahirette, yani ahiretten kastımız burada hamim odasında ulaştığımız sonuç anlamında değil, geleneksel. Evet, geleneksel dediğiniz şefaat anlayışı. Tamam, daha iyi açıklamışsınız. Allah razı olsun. Yani bayağı öldükten sonra seni zindandan çıkarıp şeye sokacak. Cennete sokacak şeklinde. Yani hadislerde de bu tarz zahiren ilk bakıldığında böyle anlaşılmaya müsait ben rivayetler biliyorum. Bunlara noktalar hatta kelimelerde dönen müzakereler de çok bence ufuk açıcıydı. Oraya da tekrar geri dönülebilir, bakılabilir. Ya benim anladığım bu diyeyim en azından. Yani bu şekilde insanın anlayışına yakınlaştırılan şefaat kavramı gibi kavramların arka planında dönen mekanizma, yani şefaatin bu şekilde ortaya çıkabilmesi için, yani ahirette benim mesela benim zindandan çıkıp saraya gidebilmem için bu dünyada o varlıkla Cenab-ı Hakk'ı tanıtma ilişkisini kurmam gerekiyor. Eğer bu ilişkiyi kurmazsam, yani çocuğum öldü ama ben sabrettim ama öyle bir şey, yani esma okuması falan değil, bayağı şey yapmadım, itiraz etmedim, işte ne bileyim isyan etmedim falan ama hiç böyle bayağı pasif bekledim. Böyle bir ilişki biçimine girildiğinde çocuk sizi Cenab-ı Hakk'a götüren bir şefaatçi olmuyor diye ben anlıyorum. Evet böyle görünüyor ifadelerde zahiren ama mekanizma nasıl çalışıyor derseniz ben şöyle anlıyorum, yanlış olabilir. Eğer yanlışsa düzeltin. Çocuğun ölümü sizi Cenab-ı Hakk'ın verdiği mesajları okumaya götürmüyorsa, terbiye almaya götürmüyorsa, hiç şikayet etmeseniz, hiç ağlamasanız da o size şefaatçi olmaz diye anlıyorum. Daha böyle keskin söyleyeyim ki kontrast ortaya çıksın. Benim şu ana kadar anladığım çerçeve böyle ama
Ya yani bu arada bir sürü arkadaşım var benim, görüyorum. Çok da böyle bu konulara meraklılar. Birikimleri de var. Eğer yorum yaparlarsa memnun olurum. Ama ben böyle anlıyorum. Dediğiniz şeyi de anlıyorum. Yani geleneksel olarak yani rivayetlerdeki zahiri plan, zahiri görünüm sanki bu dünyada şefaatin gerektirileceği bir ilişki biçimi olmayacak. Ama ahirette torpil gibi bir şefaat olacak diye görülebiliyor ilk planda. Ama bunun nasıl gerçekleştiğini çalıştığımızda böyle olmaması gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Ben böyle özetleyeyim. Ama dediğim gibi yanlış olabilir. Hemen bu konuya destek yapmak isteyen birileri varsa ben beklerim. Farklı yorumları dinlemek isterim. Hiç konuşmayanlar var. İsim de vermeyeyim şimdi ama çok arkadaşı var burada konuşabilecek. Bu konularda da düşünmüş, okumuş, araştırmış. Risale-i Nur'un genel mesajını çalışmış, anlamaya çalışmış. Bu genel mesajın içerisinde kavramların anlamlarını ayrıca çalışmış. Şefaati de bu anlamda anlamlandırmış arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Onların yorum yapmasını isterim eğer müsaitlerse. Ama değilse de yani uzlaşmak zorunda da tabii ki değiliz. Anlaşmaya çalışıyoruz. Belki doğru yanlış vadeler de çıkıyor olabilir, bilmiyorum. Hemen kesicinin bir yorumu daha var. Onu okuyayım sonra Erdoğan'a bırakayım sözü. Geleneksel dediğiniz şefaat anlayışı var burada. Allah'ın rahmetine, hikmetine inandığı için sabrediyor. Bu isimleri görmese neden sabretsin? Buna binaen şefaat edilmeye hak kazanıyor. O zaman bence şu anda prensip olarak aynı noktaya geldik diye düşünüyorum. İnsanın bu tarz yaratılışlarda nasıl ilişki içine girdiğinin dereceleri var. Yani çok böyle ilkel anlamda bir ilişkiye de girebilir. Yani mesela işte çocuğu vefat eden ama şu an bizim konuştuğumuz kavramlardan bir haber. Köyde yaşayan bir teyze, bir mümin teyze Allah'tan geldi bu diye sabrettiğinde de aslında içsel olarak bu anlamları yaşıyor olabilir. Ve bu anlamda çocuğunun vefatı onun şefaate mazhar olmasına vesile olabilir. Yani bu anlamda aslında o çocuğunun şefaat etmesine vesile olacak bir ilişkiye girmiştir. Sadece çok ayrıntılı, çok sofistike, çok bilinçli olmayan. Ama bunun çok daha bilinçli versiyonları var. Yani siz bir konuyla tek esma okuması da yapabilirsiniz. Bin esma okuması da yapabilirsiniz. Bir olaydan tek bir anlamda çıkarabilirsiniz. Yüzlerce anlamda çıkarabilirsiniz. Bu aldığımız eğitime, yani aldığımız Kur'an'ın verdiği teklife ne kadar muhatap olduğumuza göre artıyor, azalıyor diye anlıyorum. Bu noktada herhalde farklı düşünmediğimizi gördüm son yaptığımız yorumdan sonra. Ama sözü Erdoğan'a bırakayım. Belki o da yardımcı olur biraz. Buyurun. Evet, ben de sizin şu ana kadar tekrar ile özetlediğiniz bu özete katılıyorum. Metin içerisinde de bununla ilgili bir tutarlılık görüyorum. Yani metnin başında kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyet'in bir nişanıdır diye başlayan el hükmü lillah kaidesince. Burada kazayı ben varoluşsal anlamda var edilmiş, varlığa gelmiş bir yaratılmış olarak anlıyorum. Bu bana şunu çağrıştırıyor. Daha önceki müzakerelerimizde ulaştığımız bir sonuç olarak, yani bir şey varlığa var olmuşsa o şey benimle olan, benim sevip sevmememin ötesinde vücudidir, hayırdır diye anlıyorum. Daha sonra bunu bir İslamiyet'in nişanı olarak, yani bir varlığa geliş, varoluşu hayır kavramı üzerinden o sonuca ulaştığım zaman burada devam eden metin yani o kadar tutarlı gidiyor ki, yani o hayır kavramının aslında içini biraz açıyor. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin diyor. Ali Mermer'in bu sabır bağlanma noktasındaki tanımı beni etkiledi gerçekten. Ama burada sabrı cemille beraber dünyama şöyle bir açılım geldi Ali Mermer'in izahından sonra. Yani kaynağını, o varoluşun kaynağına, varoluş üzerinden beni bağlayan, kaynağa bağlayan, ama o kaynağı bağlama noktasında onun cemil sıfatıyla diyelim. Yani aslında benim için musibet gibi görünen, benim sevmediğim bir olayla karşı karşıya kalıyorum. Ama o varoluşu tefekkür ettiğim zaman, onun bir hayır, bir vücudi olarak tefekkür ettiğim zaman, onun kaynağı, o musibet gibi görünen olayın kaynağı
bana o varlık kaynağın rahmetini, merhametini, şefkatini gibi, yani böyle cemil sıfatlarıyla beni karşılaştırıyor. Daha sonra yine metin devam ediyor. Çok ilginç. Merhumu da size zahiri ahiret ve şefaatçi yapsın diyor. Bakın ne kadar tutarlı gidiyor. Burada merhum kelimesi kullanılması da ilginç. Yani merhamete mazhar olmuş. Yani gerçekten onun merhamete mazhar olduğunu ve benim de onun aynesinde, yani o sevmediğim işte çocuğumu, yani ben çocuk sahibi olacak. İşte birçok. Evet, ikinci kaydın başı. Buyurun Muhammed Seyit, söz sizde. Selamun aleyküm. Benden önce Yusuf'un eli kalkmıştı, sonra o düştü galiba. İsterse o devam edebilir. Tamam. Yusuf'tan ben de görmüştüm Yusuf'un sesini. Eğer müsaitse şey yapabiliriz. İşte sadece şey diyecektim de bu hani işte bu normal klasik şefaat anlayışı mı değil mi mevzusu. Hani bazen kontrasta artırmak açısından çok keskin çizgilerle tanım yapıyoruz da şöyle desek nasıl olur acaba? Ya pratikte mesela görüyoruz ki bir vatandaşın biri, inanan olsun inanmayan olsun, işte hızlı bir hayat yaşıyor ama işte sevdiği çocuğu vefat ediyor. Bir başına bir iş geliyor, sonra durulmaya başlıyor deriz ya. Yani bu zaten herkesin bir şekilde tecrübe ettiği, insanın tecrübe ettiği bir hal yani. Sanki burada yapılmaya çalışılan, bu derste yapılmaya çalışılan bu hali tanımlayarak sadece hani böyle gayri şuuri yapılan bir şey değil de daha etrafında çizgilerini belirleyip bu hususta bir eğitime tabi tutup bu yönde daha iyi nasıl mesafe kat ederim? Şuna benziyor bu. Mesela işte bizim Urfa'daki insanların sesi yanıktır yani. Güzel de türkü söylerler ama bu insanlara işte bir ses eğitimi verildiği zaman daha iyi söylüyorlar gibi. Hani onun için ya efendim sen ses eğitimi almadığın zaman hiçbir şekilde olmaz falan gibi bir insanları ürkütecek bir şekilde ele almak değil de belki. Zaten fıtratta olan bir hal bu. Buna bir ad koyma mevzusu anladığım kadarıyla ortada olan şey yani. Çünkü bu tür hani itirazlar bazen şey gibi geliyor da bir Müslüman sen misin gibi bir argüman olabiliyor. Hani bu belki az önceki yorum böyle değildi belki ama hani bu şekilde zaten fıtratımda da olan vakide de yaşadığım bir şey. Bunu o kavramla adlandırıyoruz şeklinde belki ifade etmek benim dünyamı biraz daha sevimli hale getiriyor. Onu ifade etmek istedim. Allah razı olsun. İyi yaptın. Buyurun Muhammed Seyit Çimdisi, buyurun. Tekrar selamun aleyküm. Bütün yorumlardan istifade ettim. Ben bir not aldım. Bizzat yaşadığım bir durumu ufacık bir hikaye tarzına veya neyse ifade ettim. Yazdım, onu paylaşmak istiyorum. Yaklaşık bundan 2 yıl önceydi. 2 yaşında bir çocuğum hastalanmıştı. Ve bir an geldi, bilincini kaybetti kollarımda tutarken. Kollarımda taşıyordum. Ve o anki içimden hissettiklerimi şu anda hala taze olduğunu fark ettim bu ders vesilesiyle. Söylüyordum, az evvel de ifade edildi, bu nasıl bir var etme biçimi, sen nasıl bir yaratıcısın, böyle bir varlık biçimi, yani şen şakrak çocukluk hallerinin hiçbirisinin görünmediği bilinçsiz bir çocuk bedeni, Böyle bir varlığı var eden ne yani, bu kendisinin neler yapabileceğini göstermek için benim duygularımı, çocuğun nazik hallerini umursamadan böyle kendisini ortaya koyuyor diye içimde böyle bu ifadeler geçiyordu. Bu nasıl bir iş diye düşünceler içindeydim. Bir an geldi, mecburen yukarıda az evvel ifade etmeye çalıştığım bütün özelliklerin varlık kaynağını gerçekten sormak durumunda kaldım. Benim çocuğum, çocuğun çocukluk hali, bilinç, benim şefkat duygum, hayat, hastalık, bunlarla gerçekten yüzleştiğim anda bu özelliklerle hiçbirinin varlıklarının kendisine ait olmadığını bizzat elim kolumdaki çocuğun bedeninin ifade etmesiyle çok açık bir şekilde gördüm, kendimin sahip olmadığını gördüm ve bunu fark etmeye başladıkça biraz daha rahatlığa yakın bir hale getirildim. Kendimi biraz böyle
bakalım bu işleri var eden bize neler gösterecek pozisyonunda bulmaya çalıştım. Bulmaya başladım. Böyle sanki biraz dini dindar ifadesiyle hani sahip değil de böyle şahit pozisyonunda görmeye başladım, buldum kendimi. Yükün omuzumdan kalktığını hissettim, kalkmaya başladığını hissettim. Ve elhamdülillah o bu var edici o hali giderdi ve kendimi o hassasiyet öyle bir bende yer etti ki bana öyle bir öyle ilginç bir derse dönüştü ki hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer ifadesindeki gibi kendimi hep böyle sahip, duygularıma sahip olarak mı davranıyorum gibi bir hassasiyetle buldum. Bu soruyu sorarken buldum kendimi. Çok açık bir şey sorayım mı Muhammed Seyit? Efendim? Bu olay iyi ki olmuş diyor musun şu anda? İyi ki olmuş demiyorum. Yani bu olayı var eden bilerek var etti diyorum. İyi ki olmuş demek yani onu istemek gibi oluyor. Hayır, bana istetilmiyor o ve o da çok güzel. Anladım. Fakat yani iyi ki olmuş derken onun var yani sonuçta şu anda getirdiği noktadan baktığımda... Sana kazandırdıkları açısından soruyorum ben. Evet, aslında. Evet. Olayın esasının burası olduğunu düşündürttü bana. Yani esas mesele bu. Ve bu açıdan gerçeğimi anlama açısından müthiş bir ders, çok yerinde bir ders diyebilirim. Yani bütün bunların sonucunda aslında insanı kahreden hangi durum olursa olsun, hangi şekilde olursa olsun bu kahır halinin sebebi insanın sahiplik iddiasının gerçek olmadığını fark etmesi. Gerçek olmadığını fark etmesi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani çok güzel bence açtı konuyu, yaptığın yorum. Çok da içten bir yorum olduğu için Allah ayrıca razı olsun. Ve bence çok güzel bağladı konuyu. Yani insanın terbiye olması, konumların belirlenmesi, insanın bu dünyada ne olduğunun, hangi konumda olduğunun anlaması, bu terbiyeye ulaşması açısından zorlayıcı imtihanların çok zorlu olsa da, istenmese de, insanın sevmediği var edilişler olsa da çok eğitici, çok terbiye edici olduğunu anlamamız açısından bence güzel bir örnek oldu. Şimdi aslında saat 17 geçiyor. Dakikamızı geçtik, 2 dakika. Ama çok yorum var ve bir de el var. Ben hemen hızlıca yorumları okuyacağım. Kusura bakmayın, hızlıca okumak durumundayım. Eğer konuşulması gereken meseleler varsa önümüzdeki haftaya bırakacağım inşallah. Sonra da Birkan'a sözü çok kısa bir şekilde bırakacağım. Elini indirme Birkan lütfen. Çok kısa sana da bırakacağım çünkü bayağı oldu kaldıralı. Şimdi okuyorum hemen. Hey Bulut, ondan önce bir şey yoktu herhalde değil mi? Ben gittiğim için kayıtları göremiyorum eski. Kayıt durdu galiba diye Hey Bulut başlıyor. Evet. Hey Bulut, bir kişinin hayata gelmesinde görünüşte anne babası vesile oluyor. Bu noktada kişi hayat kaynağını tefekkür ederken anne babasının ölümünün hayatının kaynağı olmadığına delil olarak sunabilir. Bu sefer diğer açıdan bakarsak, anne baba çocuğuna bakarken acaba çocuğa nasıl hayatı ben verdim diye bakıyor mu? Bu açıdan hayatına vesile olduğu bir varlığın hayatının devamını sağlayamaması anne baba için ne anlama geliyor? Bu duyguyu kırıyor mu? Yani hayat veremediği duygusunu. Çok güzel olmuş, Allah razı olsun. Ben bizzat bu çocuğu ben yaptım diyeni gördüm. Kırıyor mu? Kırmaz mı yani? Çok güzel olmuş, Allah razı olsun. Devam ediyor. Kişide evladıyla varlığının devam ettiği hissi var. Evet, gündeme getirildi bugün. Materyalist açıdan bakan bir kişi, servetini devredeceği biri olarak veya biyolojik olarak DNA'sını taşıyacak biri olarak diyor. Çünkü varlığını serveti olarak tanımlıyor. Bu bakışın ne kadar anlamsız ve boş olduğunu görüyoruz. Kendi ölüp gidiyor. Evladı geride kalınca ve mirasının başına geçince sanki içi rahat ölüyor. Devam ediyor. Halbuki kişi kendini yaratıcısını anlamaya adayan ve bu yola tüm çabasını sarf eden bir kişi, evladını da bu yönde yaşayan biri olarak görmek ister. Özür diliyorum, kusura bakmayın. Bu açıdan kendi devamı olarak görür. Evet, şuradaydım. Bir kişi kendini yaratıcısını anlamaya adayan ve bu yola tüm çabasını sarf eden bir kişi, evladını da bu yönde yaşayan biri olarak görmek ister. Herhalde peygamberlerin miras bırakmaması burayla anlaşılabilir gibi oldu bana. Çok hoşuma gitti. Bu açıdan kendi devamı olarak görür. Bu açıdan mana yolculuğunda bir yol arkadaşı olur. Birince kişi kendinden önce evladı öldüğünde
servetini ve DNA'sını geride bırakacak biri bulamadığından kahrolur. Devam ediyor. İkinci kişi ise evladı öldüğünde zorlanabilir ama hayatı kendisi vermediğini bilir. Ve hayatın kaynağına daha çok bağlanır ki vefat eden evladın yok olmadığını bilir. Hayatın kaynağı kim ise evladını yeniden var edebileceğini bilir. Bu noktada şefaate mazhar olur. Yani hayatın kaynağının daha çok farkına varır ve o kaynağa daha çok bağlanır diye yorumlar yapmış. Allah razı olsun. Bence güzel oldu. Açtık konuyu. Emare. Aslında bu padişah metaforundan anladığım ebeveynin kalbine yerleştirilen şiddetli şefkatin iktizası olanı vermek, o zatın şefkatinin ve şefaatinin hikmetle yansıması gibi geldi. Evet, siz biraz ileri gitmişsiniz emare padişah örneğine. Henüz oraya geçemedik ama yaptığınız yorumu ben kaydediyorum. İnşallah haftaya saniye hatırlatayım bunu da. Bu da kaçmasın, Allah razı olsun. İlyas Üzüm, Muhammed Seyyid'in çocuğu hastalık vesilesiyle babasına bu dünyada zahire-i ahiret olmuş ve şefaat etmiş gibi geldi bana. Allah razı olsun. Bence yani benim anlatmaya çalıştıklarımı Muhammed Seyyid verdiği örnekle özetledi. Yani insana bu tarz şeyler nasıl zahire-i ahiret olur, nasıl şefaat eder diye. İlyas Üzüm, Said'in iyi ki olmuş demiyorum sözü yüzünden. Bir ezber cümlesi. Musibet istenmez, verilirse de şikayet edilmez, sabır gösterilir. Şerif Targan, şefkat ile şefaat arasında bir paralellik var olduğu anlaşılıyor. Şefkatin kaynağı keşfeden şefkat. Şefkatten farklı mı bu şefkat? Yoksa şefkat dediniz herhalde. Şefkatin kaynağı keşfeden ve maksadına uygun yaşayan şefaati peşin olarak şimdi burada yaşar. Ben anlayamadım. Özür dilerim. Bir daha okuyayım ama. Şefkat ile şefaat arasında da bir paralellik var olduğu anlaşılıyor. Şefkat ile şefaat arasında. Nereden geldiniz anlayamıyorum. Lütfen açarsanız çok memnun olurum. Şefkatin kaynağı keşfeden ve maksadına uygun yaşayan şefaati peşin olarak şimdi burada yaşar. Sözü hemen Birkan'a bırakacağım. Ondan sonra eğer Şerif açıklamak isterse çok kısa ona da söz vereceğim. Buyurun Birkan. Selamünaleyküm. İnşallah duyuyorsunuzdur. Çok özür diliyorum. Aleykümselam. Yok, buyurun. Tamam. Çok özür diliyorum. Saati hakikaten hiç fark etmemişim. Araba kullanıyordum. Konuyu da dinleyince bayağı bir aklıma bir şeyler geldi. Bayağı heyecanlandım. Çektim kenara. Elimi kaldırdım. Allah razı olsun. Kusura bakmayın tekrardan. Şöyle bir şey geldi aklıma. Yani gerçekten çok ilginç de bir konu. Muhammed Said de çok güzel özetledi. Bazen ben de benzer hatalara düştüğüm için tekrar şey yapayım dedim, paylaşayım istedim. Bu durumdaki bir insan, mesela çocuğunu kaybetmiş birinden bahsediyoruz. Bu durumdaki bir insana geleneksel anlamda ahiretten bahsettiğimiz zaman ya da kendim dahi düşündüğüm zaman hani bekliyorum ki işte bir şeylere şey olsun, şifa olsun. Ama şimdi kendimle biraz dürüst olduğum zaman da hani bana öyle geliyor ki en azından ben hani çok sevdiğim birini kaybetmişim. Ve biri bana gelip işte şeyden bahsedecek ya da benim düşüncelerim bana diyecek ki ya Birkan işte ahiret var. Benim aklıma şu geliyor ya ben bir çocuğu kaybetmişim onun ölümünü şey yapamıyorum kaldıramıyorum. Sen benim de öleceğimi hatırlatıyorsun bana. Yani bir ölümle baş edemiyorken kendi ölümümle de baş etmemi bekliyorsun. Böyle bir değişik bir ruh haline geliyor insan giriyor. Peki hani nedir? Yani işte ahirete azık olması bundan ne anlayacağız diye düşünüyordum. Bunları da sorgularken yine dediğim gibi en azından kendim için söylüyorum. Böyle kendimle dürüst olduğum zaman aklıma şey geliyor. Ya benim zaten böyle bir durumda hani ahiret vardır yokturla ilgili zaten şüphelerim ortaya çıkıyor. Yani ben işte bu yaşadığım gördüğüm düzenin ardında ebedi bir kaynaktan gelen bir yaratılış, bir varlık var mı? Bunları tek şey yapamamışım, sindirememişim ki bu durumdayım gibi düşünüyorum. Yani şöyle ki, şimdi ahiret azığı dediğiniz zaman aklıma şey geliyor. Sanki hani bu olmazsa ben zaten ahirete varamayacağım. Benim ahiretim tehlikede. Bunu engelleyen, bana ahireti geri veren, ahiret yoluna beni sokan ya da bu yolda bana azık olacak şey olarak görüyorum bu durumu. Nasıl ki benim işte çok sevdiğim birini kaybediyorum ve inanılmaz bir dert içerisindeyim, üzüntü içerisindeyim. İnsan soruyor kendine, ya ben niye üzülüyorum? Şimdi bunu bazen bazı ortamlarda paylaşıyorum bu tür soruları. İnsanlar garip karşılıyor. Ya sen ne biçim insansın, ne demek niye üzülüyorsun? İşte çocuğun ölmüş, üzüleceksin tabii. Ama insan biraz sorgulayınca, ya tamam güzel diyorsun da, şimdi affınıza sığınarak hani biraz renklendirmek için vereceğim örneği. Ne olur
kimse yanlış anlamasın. Çünkü güzel söylüyorsun da ben yani bir kuzuyu da koyun ya işte anasından alıp kestiğim zaman da işte oh güzel şeker kuzuymuş, eti de çok güzelmiş diye yiyorum. Yani bir çocuğun ölmesi otomatik olarak kendiliğinden işte üzülmeyi gerektirir diye bir şey yok ortada. Hani bunu da ben bu kainatta tecrübe ediyorum böyle olmadığını. Kendi hatta eylemlerimle. Ben bu çocuk öldüğünde niye üzülüyorum? Bu üzüntü nereden geldi diye sorguladığım zaman işte söylendi zaten. Hani o sabrı, o bağlantıyı kurmaya çalıştığım zaman ya bu üzüntü de bende var edildi, yaratıldı. Rastgele bir yerden çıkmadı, bir hikmetle geldi. Bir sebebi olsa gerek diye sorguladığım zaman o bana şöyle bir mesaj veriyor aslında. En azından kendim düşünüyorum. Kendimi düşünüyorum. Hani böyle bir üzüntüyle muhatap olduğum zaman ne geliyor aklıma diye. Bu üzüntü bana diyor ki ya Birkan sen çocuğunu kaybettiğin için ya da sevdiğin kişiyi kaybettiğin için üzüntüyü yani bunu kabul edemiyorsun. Çünkü sen ebedi bir birlikteliğin peşindesin. Bu çocukla ebedi bir birliktelik, ebedi bir mutluluk, sonsuz bir mutluluk istiyorsun. Ve bu üzüntü de sana diyor ki işte bu isteğin var ya, işte o gerçek. İşte bu isteğin var ya, bu ebedi birliktelik, işte sonsuz mutluluk, bu gerçektir, vardır. İşte bu yönüyle ahiret azığı oluyor bana. Yani ahireti ispat ediyor aslında bana. Diyor ki sen bu çocukla ebedi sonsuz bir mutluluk yaşayacaksın. Bu üzüntü de bunu söylüyor sana. Azık oluyor ahiret için. Yani tabiri caizse yaşadığın bu üzüntü senin için ebedi bir mutluluğun ispatı oluyor, azığı oluyor, şefaati oluyor diye anlıyorum. Tekrar hakkınızı helal edin, zamanınızı aldım. Estağfurullah, çok memnun oldum ben bizzat. Bundan sonra da böyle keyifli müzakerelerini dinlemek isterim. Allah razı olsun. Ben çok istifade ettim. Farklı bir açıdan yaklaşmış oldum ahiret azığı kavramına. Benim çok hoşuma gitti. Zamanımız da geçti. Devam edelim diyeceğim ama 15 dakika geç kaldık. Ali Mermer'in yorumunu okuyup inşallah bitireyim. Ali Mermer Birkan'a. Avam-ı Müslümin ahirete. Ahirete de değil. Biz yani bilerek galiba. Ahirete inanır. O kadar. Sen kendini onların yerine koymalısın. Onların durumunu anlamak için diye bir yorum yapmış. Allah razı olsun ondan da. Evet. Allah razı olsun cümleten. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahümenilhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala'l-fatiha.